Kemal. Güzel insan. Yani insan güzel. Eğer insan doğduğun çocuk tarafından güzel bir insan standartlarına yakın standartları daha güzel ve daha zayıf olması için özel bir insan. Ama doğan insan kendisi standartlara göre çirkin bir insan. Bu önemli bir şey. Yani zaten ondan zayıf ve güzel olacağı da yenileceği için o etkinlik. Bu dünyanın ve insanlığın en büyük üstelisi. Çok ilginç bir şey söyledin. Doğru haklısın. Tabii ki zaten güzel de baştan hem güzel de zarif oluyor o. Ama o güzel doğduğu için güzel de zarif olmuyor. O standartları yakın olduğu için, o eğitim olduğu için. Erdem gibi söylemiyor güzel de ama. Aslında Erdem olan. Pose! Yani bunun tabii şeyi de var. Zarar verdiği başka boyut da var. Aynı nedenle ama başka türlü. Meksika'da sınır bölgesinde işte öldürülen ve cesedi bulunan 400 kadın ama işte öldürülen ve cesedi bulunmayan neredeyse 200 tane kadın hepsi ya, ben nasıl genç yerli ne güzel. Yani onların da öyle bir şeyleri oluyor aynı şekilde. Hep o güzelliği bozmak istermişçesine bedenleri kırılarak, bölünülerek bırakıyorlar. Yani garip garip şekillerde bırakıyorlar. Bir de öyle bir şey var yani, tabii ki. Kim bilir neler istiyorlar. Neden? 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 İnsanlar gibi önem veriyorlar falan. Neden? Neden? Yok etmek istiyor çünkü. Seni benim elimde ki bu. Elinde kazanabildiği şeylere karşı hissettiğin kıskançlık başka bir boyuttu. Ama doğuştan, genlerinden sana gelen bir şeyi değiştirme şansın yok. Tamam işte estetik cerrahi gibi memeli yapmaya çalışıyorlar bir şeyler ama istedikleri sonucu yine alınabiliyor. Yani öyle bir adalet. Ben biraz daha tersten konuşmak istiyorum. Aynı değiştirememe hali, aynı adaletlik. Bunlar da ödül değil mi? Beden kesin. Tabii işte gibi. Çünkü insanda o adaletsizlik yok etme arzusunu da uyandırın demek istiyorum. Sahip olmak için o güzele sahip olmak da zorunda yok. Sahip olmak da yok etmek istiyorum. Ya şeye çok kafamı taktım ben. İnsanların yakalanma biçimiyle öldürme ne kadar başlarından geçirilen onca şeyin ne olabileceğinin resmine dair ve kabus görmeye başladım bir ara. Yani tonla şey var içinde ama sayılar inanılmaz. 4 yıl içinde, 5 yıl içerisinde 2000 kadın aynı yerde ve tek bir sanık biliyor hala. Ama başka yerler de var. Dergisel var yıllar önce. Sen izlemişsindir onu. Avcı mı? İnsan avcıları. 3-4 tane de onu böyle bırakıyorlar. Onlara. Yine de onlarınki bu kızların yaşadığından çok daha şey kabus olsa bile karşılaştıramazsın bunları ama artık görece şeyler ama yani yok eden şey aynı şey yok. İnsana bakan kaynak aynı kaynak. Orada güzel diye bir şey yok ki. Yok ama al. Orada da güçlülerini istiyorlar mesela gitgide. Onlar nasıl golf oynarken ya handikap diye bir şey var. Ustalaştıkça daha zor şeyleri çekiyor ya. Yani gladyatörler gibi. Gitgide kullandıkları insanların yaşları gençleşiyor. Daha güçlü oluyorlar. Daha hızlı koşabiliyorlar. Seçiliyorlar yani. O av objesi olmak için. En yaşlı en başlarda kullanılıyor. Daha yeni öğrenmeye başlayanlar için. Onlar daha kolay çünkü avlanıyor. Gitgide avın sayısı artıyor. Neler gösteriyor? Orada güzelliğinden yola çıkmıyor. Yok! Gençliğinden, insana bakan göz orada. Yine şey gözü. Avlayan yok eden insan gözü. Bir tanesinde geliyor, hayvan bilmem nelerini kullanıyorlar, hastalık bilmem nelerini kullanıyorlar.
var. Diğerinde dibinde başka bir şey var. Sahip olamayacakları, doğaya doğdukları yerden asla kendilerine adil davranılmadığını düşünen insanlar. Her ne kadar Meksikalı kadınların Hakan is jättefina släckor. Ha. Ya manyak gibi para kazanıyorlar bir sürü sinir uçtan. Ben bunu eminim. Oraya özel kısa olanız Ukrayna'da. Yok da oradaki kız şey ABD'ye geçmeye çalışıyor. Dinliyorum. Ödeyenler kızlar gibi. Dinliyorum. Yani sence oraya bitecek mi dışarıdan sürekli? Sence su son kararı gelen hepsini sistematik biçimde kütüphane çok kırılarak, bozularak bırakılması kararında müşteriler mi yok? Onlardan sonra oradaki herifler mi yapıyor? Hayır. Hepsi onlar. Dünyanın tüm dört köşesinde erkekler toplamışsın, o iş için oraya gidiyorlar, onun parasını ödüyorlar. Kadın başına bilmem kaç bin dolar ödüyorlar. Bu kısmına vurgu yapılmıyor eğer böyle bir şey varsa. Ben bilmiyorum ama masum kullanıldı anlayacaksın. Bütücer. Onun için polis işin içinde. Onun için gidiyor polis içinde. Eşek gibi para kazanıyor. İnanılmaz bir şey. Aynı zamanda bütün diğer ülkelerden gelen insanların ülkelerinin de sorumlulukları bir şey. Bunlar varmadıkları, sahip etmedikleri yerden. Sadece Meksika'nın sorunu olmaktan çıkarttığı. Aslında bu dünya Tayland'ı çok gitmekte. Ama çok fazla yardım olsun. Yıllardan beri var olduğu için. Aşk sisteminin kırıldığı için. Meksika'daki sırf bir bölgede. Sırf bir bölgede olduğu için. O zaman çok benziyor bu senin ablarına. Polisle ben ablarına. Bunu şey yapmıyor. Mimi de sırf konuş. Mimi. Tam da o San Diego ile şey arasında. Meksika'daki sınır kasabasında oturdu 2 yıl boyunca. Orada kokain polislerden satın alıyorlar. Allah! Polis bilmiyor sen! Polisten aldı yıllarca insanları. Böyle bir şey de var. Orada bir sürü kadın geliyorlar. Genç yerli güzel kadınlar. Bunlar işte kimisi artistlik yaparım, kimisi bilmem ne yaparım. Amerika'ya geçme derdinde. Çoğu ailesinden ailesinden kaçmış insanlar. Kendi kendini korunma şey şansları yok. Süper. Amerika oraya. Koca bir çöl var. Ne istedim yapıyor. Ticaret o başka hiçbir şey. Ama orada mesela ya orada ticaret o bu ülkede ya çocuk kaçırıp organını alıp batıdaki insanlar kuyrukta sırada bekliyorlar. O zaman şey gerekiyor. Onu düşününce şimdi dışarıdan insanlar geliyorsa, onlara sunuluyorsa bu kurbanlar, onlara sunulacağı yerin bir kalitesi olması gerekiyor herhalde bu müşterilere göre. Var. Çölde sunmuyorlardır da orada klimalı bilmem ne bir bina vardır. Özel dehlizleri vardır. Yer altındadır. Orada bir sürü şeyler yaşıyorlar. Ailler yapıyorlardır onu böyle. Sanki ama bence onların ölülerini de sizlerin o halde bırakanların müşteriler gittiklerden sonra bu tezgah düzenleyen insanlar. Orada garip bir şey var. Damgalama var. Yani seni bozdum, çirkinleştirdim. Üstelik hayat büyüyor. Yani sonsuzluğa seni böyle gömüyorum dediği bir şey var. Bozuk gibi gömüyorum. Olabilir. Çirkin gömüyorum. Şey. Ama bence çok fazla ağdalaştırıyorsun sen olayı. Yani ben bu olayı senin kadar hüzünlü buluyorum, trajik buluyorum. Ama neticede bir insanı kullanma şekli. Bir tanesinde işte seks yaparak, iğren şeyler yaşatarak, ondan sonra öldürerek. Bir tanesinde çocukları sadece böbreğin çıkarmak için narkoz bile vermeden Ticaret olarak. Vay. Bunu muayene etmiyorum.
Mesela geçenlerde gazete haberlerini sunuyorsun. Hadi ya. 24 yıldır kızını şey yapıyor. Doğru. 7 tane doğru, çocuğuyla. Doğru. 7 tane çocuk doğurmuş o kadın. Onları torun diye tanıtmış. Dişleri dökülmüş. Saçları bembeyaz. Ya 3 tanesinin torunu diye şey oldu. Diye. Ne yapıyorsun? Bir prater. 3 tanesi de kadınla beraber o şeyde 24 yıldır. O da var, bu da var. Lanet olsun. Biliyor musun? Adama sorsan yani, ben hayatım kendisine şey diyecek. Pişman değilim diyor musun? Çok cümle hapsetmesin, onun başına bir şeyler gelecek. Yine canlarsa yemeği yedi, önünde yemedi, arkasında gidecek. Şey, sırlı arkadaşım. Hadi. Hadi. Nasıl? Kendi. Nasıl?